Selamun aleyküm Hafız Efendi. Aleyküm selam. Hayırdır erenler, senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada Hafız? Cuma'ya geldim. Allah kabul etsin. Cuma'ya. Sen ne zamandan beri cuma kılıyorsun Hafız? Tövbe de. Tövbe de. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Vazife-i Rabbana erenler. Cuma'dan cumaya da olsa secde-i Rahman'a bir baş koymak lazım. Doğru diyorsun. Hafız, ben fabrikadan kovuldum. Kovuldun mu? He. Böyle olacağı belliydi. Üzülme. Elde yok, avuçta yok Hafız. Üzülmeyip ne yapayım ya? Ben yakında kupacılığa başlayacağım. Benim yanıma gelirsin. Kupacılığa mı? Sırt ağrısı, bel ağrısı çeken kocamışların sırtından bardak çekeceğiz. Ya iyi diyorsun da Hafız, ben ne halt edeceğim ki senin yanında? Sen de hacamat yaparsın. Hacamat ne bu? Ya arıdan şikayet olanlar geldiğinde bıçakla böyle keseceğiz, kan akacak. İş bitti gitti. Abo, yapamam. Beni kan tutuyor Hafız, biliyor musun? Ya yaparsın, yaparsın. Ya kardeşim, muska falan yasak olmuyor mu? Onun devri geçti. Artık para etmiyor, zal oldu. Ha, iyi bari. Ne zaman başlıyoruz? Başladık bile. Bismillah. Bismillah. Şimdi efendim. Senin bacaklarındaki bu rahatsızlık modern fen ilmine göre varis diye tabir edilen damar tıkanıklığıdır. Bu öyle büyük bir beladır ki damar tıkanıklığına saika vererek Allah korusun adamda kalp krizi geçirir. Deme be hoca efendi. Ben demiyorum efendi. Fen ilmeği diyor. Peki ne yapacağız? Hacamattan başka çaremiz yok. Ne diyorsun? Rahmetli anacığıma yaparlardı da pek bir canı yanardı zavallının. Allah rahmet eylesin. Biraz kan akacak tabii. Tabii. Lakin bu ilmi nebevi sayesinde damarların öyle ferahlayacak, öyle ferahlayacak ki yeni doğmuş bir bebek gibi olacaksın inşallah. İnşallah. İnşallah hoca efendi ama. Aması ne ki? Korkuyor musun? Yok canım, ne korkması? Ramazan. Ha. Hacamat zembereğini çıkar. Buyur kaba. Hoca efendi. Hoca efendi.
Yılmaz. Ha. Sen bunu yaladın mı? Yok. Sen bana yala demedin ki kabak. Ya evden çıkmadan yala dedim ya sana. Cezanı vermesin. Kabak şimdi sen niye bela okuyorsun ki? Bak yemin ediyorum çıkar giderim hafız mahfız dinlemem cıp cıp sakalına burada. Kabak mı? Hafız mı? Ulan yoksa şu teneke mahallesinde evini bastıklar içkici hafız mısın sen? Haşa! Tövbe de! Nereden çıkardın şimdi onu? Allah kitap düşmanı düzenbaz seni. Bırak ulan bacağını. Ben şimdi seni acaba tetledim. Bırak! Bırakmam! Dur bırakma! Bırakma gel! Bırakma! Allah! Topuklarına sen! Allah! Yandı! Hayrola Muzaffer Bey? Ava mı gidiyoruz? Tüfeğin dipçiği sallanıp duruyor Kemal. Giderken yolda İbrahim Çavuş'un dükkanına bırakalım da bir baksın. Gelsin Gülizar. Sağ olun Halide Hanım. Ne olmuş burada böyle? Muzaffer Bey'le Güllü kavga ettiler herhal. Baksanıza odanın haline. Kim bilir ne dedi de delirtti abimi Soyka. Kız Muzaffer Bey'e illettirmiyor kendini Halide Hanım. Bütün bu kavgalar ondan. Gülizar, ayıp ama. Doğruyu söylemek ayıp değil ama. Hemen size bir şey diyeyim mi? Bence bu Güllü'nün göğünü başka birinde. Ne yani? Abimi aldatıyor mu? Bak Gülizar, geçmişte kötü günlerimiz oldu biliyorum. Ama Güllü'ye karşı benimle beraber olman çok önemli. Bu kızı bu çiftlikten atmazsak o bizi atacak. Senden başka güvenebileceğim kimse kalmadı. Anlıyor musun? Daha bir şey öğrenemedim Halide Hanım. Ama öğrenirsem ilk size diyeceğim. Merak etmeyin. Mizan kurulacak, hesap sorulacak diye millet toptan Demokrat Partili oldu ama hala bir şey olduğu yok Muzaffer Bey. Mizan kurulacak da neyin hesabı sorulacakmış? Devrimlerin uygulayıcısı olmaktan başka ne yaptı CHP? Kötü bir şey mi yaptı? Siz niye o vakit Demokrat Parti'ye geçtiniz Muzaffer Bey? Duyunca hepimiz çok şaşırdık. Benimki siyaset değil Haydar. Ticaret davası. Haydar emmi, mahsulü getirdim. İndireyim mi? Anlatsana kız. Anlattım ya işte. Kavga ettik. Onu anladık. Niye kavga ettiniz? Hiç. Eften püften meseleler işte. Adam odayı kırdı döktü diyorsun. Eften püften meseleler için mi kızdı yani bu kadar? Gerde'ye girmedik biz. Ne? Pes yani kızım pes. Adam kızmasın da ne yapsın? Tekmeyi vurmadığına dua etsen. Korkuyorum, ne yapayım? Heh, korkuyormuş. Şuna Kemal'i aklından çıkaramıyorum desene. Vallahi ondan değil. Hadi be. Bana bak. Sen bu evliliğin sürmesini istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum tabii. Ha, iyi. O zaman kocanı avucunun içinde tutmayı bileceksin. Erkek milleti gelemez böyle şeylere. Hele Muzaffer Bey gibi birisi yatakta mutlu olmazsa var ya, hemencek başka karılara kaçar vallahi. Yapamıyorum, ne yapayım? O iş başladı mı kas katı kesiliyorum. Sanki Muzaffer yabancı... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.